Hepsi merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere flamingo çiçeği ile ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, ilk başta dikkat ettiğimiz yaprakların çok canlı, harika ve güzel olması ve ortasında görebiliyorsunuz çok harika bir çiçeğin açmış olması. Arkadaşlar, flamingo çiçeği tüm çiçeklerinizi bakarken kararlı çiçek. Ben öyle söylüyorum. Mesela suyu seviyor ama çok sulamayacaksınız ve toprağını kurutmayacaksınız. Işığı seviyor ama yine güneşe koymayacaksınız. Direkt güneşte yaprakları yanabiliyor. Az suda buraları kuruyabiliyor. Hani güneşe koymayacaksınız fakat aydınlığı görecek. Kuytu bir yerde olmayacak. Perde arkasında hani sehpada olabilir, bir masanızda olabilir. Çok da sulamayacaksınız. Çünkü bakın şöyle ben size göstereyim. Az önce suladım. Görebiliyorsunuz değil mi? Çok fazla kökü var arkadaşlar. Bir de iki dikkat edeceğiniz şey, bir toprağında kökünün olması, bir de hava kökleri var. Bakın şuralarda sanki orkideye benzer. Havada da çıkan kökleri var arkadaşlar şunlar. Hani bunlar da havadan nemi alarak yaprakların da güzel bir şekilde nemin ulaşmasını sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Bunları özellikle toprakla örtmeye, kapatmaya çalışmayın. Hani dışarıda köklenmeye çalıştı diye. Evet arkadaşlar. Bunun çoğaltılması çok kolay. Ama ben şimdi saksıdan ayırmayacağım. Çok fazla yanlardan kök veriyor. Bakın yanlardan filiz veriyor. Ayırma yoluyla çoğaltıyor. Hani aloe veralar gibi arkadaşlar yanında oluyor ama kendi kökünü oluşturabiliyorlar. Ve çıkartıyorsunuz. Tamamen ben şimdi çiçeği sarsmak istemiyorum arkadaşlar. Tamamen çıkartıyorsunuz. Ve yavaş yavaş ayırıyorsunuz arkadaşlar. Canlı ve parlak olmasına dikkat edin. Eğer canlılığı ve parlaklığı yapraklarının gidiyorsa bir ortamdaki nemin eksik olmasından dolayı. Çünkü bunlar da bu nemini alacak yaprağı ve güzel bir şekilde büyümeye çalışacak arkadaşlar. Torf bir toprak kullanabilirsiniz. Torf bir toprakta rahat büyüyecektir. Geçirgeni iyi olan bir toprakta. Çünkü suyu tutmayacaktır toprağa. Balçık gibi olan yapışkan bir toprak olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Ve aydınlık bir yerde bırakırsanız harika bir şekilde büyüyecektir. Evet, ben canlılığını daha iyi göstermek için pencerenin yanına kadar getirdim. Bakın. Evet. Şöyle hava köklerini göstermek istiyorum size. Bakın şu bir hava kökü. Özellikle kapatmaya çalışmayın arkadaşlar. Filizlerini ayırarak bunun rahatlamasını, çiçeğinizin rahatlamasını ve gelişimini sağlayabilirsiniz. Bir tane çiçeği düşünce diğer çiçeğine geçecektir. Çok büyük bir saksı olması gerekmiyor. 2 yılda bir ya da eğer çok küçükten almışsanız senede bir başta değiştirip sonra 3 yıldan sonra bence değiştirmeye şükür. Bu ideal bir boyut arkadaşlar. Saksıda bakın şöyle. Evet, hoşça kalın.